Allah. Tabii ahir zamanda biz baktığımızda en büyük insanların başındaki sorunun iman zafiyeti olduğunu görüyoruz. Zaten bu senin anlattığında da biz tabii ki gerçek nur talebelerini her zaman tenzih ediyoruz veya buna samimi olarak inanmış olan veya yanlış bilgilendirmiş olanları tenzih ediyoruz. Fakat Müslümanları kasten farklı bir amaca yöneltmek için bu tarz izahları kullananlardan bahsediyoruz genellikle. Şimdi işte ahir zamanda da en önemli sorun iman zafiyeti oluyor. Yani insanlar arasında, Müslümanlar arasında dahi iman zafiyeti birçok konuda doğru karar almalarını engelleyecek şekilde oluyor. Ve burada da baktığımızda inşallah şimdi bir hadis okumak istiyorum. Ebu Hüreyre'den rivayet ediliyor. Karanlık gecelerin parçaları gibi fitneler gelmeden hayırlı amellerde acele ediniz. Bakın karanlık gecelerin parçaları gibi fitneler gelmeden hayırlı amellerde acele ediniz. O fitneler sırasında kişi sabahleyin mümin olarak kalkar, kafir olarak akşamlar. Akşam mümin olur, kafir olarak sabahlar. Dini az bir dünya menfaati karşısında satar. Bakın iman zafiyetinin şiddeti o kadar fazla ki akşam mümin oluyor, yatıyor, sabah kalktığında kafir oluyor. Veya kafir oluyor, sabah kalkıyor, mümin oluyor. Hep iman gidip geliyor. Yani o kadar zayıf bir iman üzerine hareket ediyorlar ki bir gecelik fark bile televizyonda seyrettikleri bir konu veya başlarına gelen çok herhangi alelade bir olay bile imanlarını kaybetmelerine veya o an için imanlarını kazanmalarına vesile olabiliyor. Tabii ki o imanın pekişmesi gerekiyor kazanan imanı. Çünkü o bir gecede kazandıkları imanı sonra yine bir gecede kaybedebiliyorlar. Ahir zamanda deccaliyetin böyle bir etkisi oluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten deccalin ahir zamanda insanların üzerine nasıl etki edeceğini hadislerine çok açık anlatmıştır ki Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de bir veba hastalığı olduğunu söylüyor. Materyalizm ve darvinizmin insanları tamamen din anlayışı, dinden, din inancından, imandan tamamen saptıracak şekilde bütün insanları adeta bir veba salgını gibi kaplayacağını söylüyor. İşte o yüzden Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ahir zamanda yaptığı iman hakikatlerini anlatma faaliyeti, bu imani faaliyet, bu ilmi mücadele Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ve talebelerinin yaptığı insanların imanına vesile oluyor ve Allah'ın dilemesiyle inşallah onların vesile olmasıyla İslam ahlakı ancak ondan sonra hakim oluyor. Yoksa insanların imanları hep dünyevi menfaatlere yönelik olarak mesela bir kişi iman ettiğini söylüyor. Sonra oradan biri gelip ona dünyevi herhangi çok küçük bir menfaat sunuyor. Kusura bakmayın diyor, namaz kılamayacağım artık diyor. Çünkü bu işi yapmam gerekiyor diyor. Hemen orada iman zafiyetini ortaya koyuyor. Veya işte bir akrabası oluyor. Ne kadar çok iman ettiğini anlatıyor orada. Bir kişiye geliyor işte ne güzel diyor, daha yeni para kazanmış, işinde yeni bir gelişme olmuş. Allah ne güzel nimetler verdi diyor. Ne kadar büyük nimetler içindeyiz diyor. Eve gidiyor, bir akrabasının vefatını duyuyor. Haşa isyan içinde bir cümle kullanabiliyor. İşte ahir zamanda bu kadar diyor Peygamberimiz, insanlar iman zafiyeti içinde olacaklar diyor. Ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam işte böyle bir ortamda imanı insanların tahkik ederek, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri ışığında belirttiği gibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam imanı sağlamlaştıracak, pekiştirecek insanlarda ve insanlar ondan sonra Allah'ın izniyle inşallah İslam'ın güzelliğini yaşamaya başlayacaklar Hazreti Mehdi Aleyhisselam vesilesiyle. İnşallah.